Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Son videoda bildiğiniz gibi Unity arayüzümüzden sunucuya nasıl resim gönderebileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi ise tam tersi bir işlem yaparak sunucuda bulunan resmimizi tekrar Unity arayüzüne nasıl çağıracağımızdan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak arkadaşlar oldukça. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi arayüzüme yeni bir buton daha eklendi arkadaşlar. Ve ismi indir butonu bu şekilde. Ve tetiklediği fonksiyon da Upload Image Script'inin indir alt re buton, indir alt re B adlı fonksiyonu tetikliyor. Hemen kodumuzda bu fonksiyona gelecek olursak bakın arkadaşlar burada indir alt re B. Bu ne yapıyor peki? Bir start karatön başlatıyor arkadaşlar ve bu da bir fonksiyonu çağıracak kendine. Download Image adlı fonksiyonu çağırıyor ve bir parametre yolluyor. Peki bu parametre ne? Resmimizin UR verisi arkadaşlar. Bu UR verisini biz bu download image'e geçiyoruz. Daha sonra yine bir request işlemi yapacağımız için Unity Web Request oluşturuyoruz. Fakat önceki bildiğimiz requestlerden biraz farklı arkadaşlar buradaki durum. Hemen zaten sizin de fark etmiş olmanız gerek. Bakın normalde bir request işlemi yaptığımızda Unity Web Request diyerek arkadaşlar mesela post metodunu çağırmıştık. Fakat burada göreceksiniz ki bakın Unity Web Request Texture diye bir request objesi çağırmış oluyoruz. Bu da bizim arkadaşlar resim dosyalarında kullandığımız request çağrısı. Daha sonra bu çağrının içindeki getTexture metodunu tetikliyoruz arkadaşlar ve bu da yine içerisine bakın string UR verisi alıyor ve bu UR'ye biz buradaki UR'yi yollamış oluyoruz parametre olarak geçerek. Daha sonra bu request işleminden sonra klasik kontrollerimiz bir Network error veyahut da HTTP error varsa bunu bize bastırıyor debug log'la. Eğer böyle bir işlem hata sonucu yoksa raw image'imiz arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz şu raw image'e Dowland Handler Texture diyerek bir typecast ataması yapılıyor arkadaşlar. Daha sonra request'in Dowland Handler'ının texture'ına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde inen yani request sonucunda dönen bize texture'ı bu şekilde raw image'i atamayı başarıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Bakın arkadaşlar indir butonuna basıyorum şimdi. Bastım resim geldi. Neredeydi arkadaşlar resimlerimiz yolladığımız? Bakın üye resimlerinin içindeydi. Ve şu resim gelmiş fark ederseniz. Neden o resim geldi? Bakın burada biz nasıl çağırdık resmin URI'si? Localhost UnityDB. Bakın hemen karşılaştıralım. Bakın UnityDB'nin şurası zaten localhost'umuz. UnityDB üye resimleri bakın. Daha sonrasında myimage.png. Aynı şekilde bakın burada myimage.png. Peki şu resmi çağırmak istesek mesela nasıl yapacağız? Hemen bunun ismini kopyalıyorum arkadaşlar. Geldim buraya yapıştırdım. Ctrl+S dedim. Tekrar arayüzüme döndüm arkadaşlar. Şimdi kodumu tekrar bir kapatıp açayım. Arayüzümü. Bakın açıldı arkadaşlar. Şimdi indir diyorum. Bakın GIMP yazılı resim geldi. Neden böyle oldu arkadaşlar? Dediğim gibi buradaki yol verisi hangi resmi işaret ediyorsa onu döndürüyor. Siz eğer çoklu resim hepsini mesela indirmek istiyorsanız şuradaki işlemi arkadaşlar for döngüsüne sokarak bunu başarabilirsiniz. Mesela burada bir for döngüsü yazarsınız. Daha sonra her bir yürüyü tek tek getTexture ile çağırıp o oluşturduğunuz raw image'lere basarsınız. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bakın bir önceki derste bunları buraya yollamıştık sunucumuza. Bu derste ise sunucudan tekrar alıp arayüzümüzde gösterebildik. Bir sonraki derste ise arkadaşlar resimlerimizi veri tabanında nasıl tutarız? Ondan bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yaptığınız çalışmalarda başarılar. Görüşmek üzere.